Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bugüne kadar Valorant'a gelen en önemli güncellemeden bahsedeceğim. Valorant 1.02 yama notları. Öncelikle ajanlar hakkında birkaç değişiklik var. Onlara bakalım. Viper'ın zehir perdesi artık duvarları delerek yakacak ve hat üzerinde uygun olan tüm noktalara, örneğin zemine salgılayıcı yerleştirecek. Yani Viper'ın E yeteneği artık daha kullanışlı ve stabil çalışacak. Daha fazla bölgede işlevsel olacak. Asit havuzu yeteneğinde ise yeni bir özellik var. Hasar alan rakipler artık kısa süreliğine savunmasız kalacak. Bu savunmasız efektiyle rakip daha çok hasar yiyecek. Örneğin 20 vuruyorsak 25-30 falan gibi vurabileceğiz. Önceden sadece çürüme efekti uygulayan Zehri şimdi savunmasız efekti de uygulayacak. Gayet güzel olmuş çünkü Viper neredeyse hiç görünmüyordu. Yüksek alo maçlarda şimdi daha çok tercih edilecek. Ve ayrıca zehir küresinde etkinleştirme bekleme süresi 5 saniyeden 6 saniye çıkarılmış. Bu da ufak bir dengeleme olmuş. Ve diğer eklenen özellik ise Phoenix ile ilgili. Artık Phoenix'in ultisi öldürüldüğünde normal bir oyuncu gibi sayılacak. Yani Reyna'nın ruh çıkaracağı küresi ortaya çıkacak. Jet'in ise bıçakları sıfırlanacak. Önceden Phoenix'in ultisini Jet ile öldürdüğümde özellikle tüm bıçaklarıma attıysam ulti direkt çöp oluyordu. Şimdi sıfırlanacak gayet yerinde bir karar. Cypher'da bazı değişiklikler var. Gizli kameranın Spike'a imha edilmesini iptal ettiği bir hata giderilmiş. Gizli kamera Bayt'ta girişteki çerçevelerin dış kısmına yerleştirildiğinde ışınlayıcı kapısından geçmesi engellenmiş. Duman ayarlarında büyük değişiklikler var. Duman girişi ve çıkışlarındaki ekran efektlerinde ayarlamalar yapılmış. Körleşme artık daha az sağlanacak. Daha az irtifa kaybedilecek. Görüş kısıtlamasının yoğunluğu azaltılmış. Artık dumanların içinden geçmek biraz daha kolay olacak. Bu kararın oyunu nasıl etkileyeceğini bilmiyorum. Biraz daha agresif oynama imkanı olmuş. Özellikle bilimsonu çok düşürmüş bence. Silah güncellemelerinden sadece baki yani pompalımızda bir değişiklik var. Sağ tıkıyla ile daha isabetli vuruşlar yapabileceğiz artık. Ve bu güncellemenin yıldız konusu da rekabet modu güncellemesi. Rekabet modu güncellemesinde ufak tefek değişiklikler var. Valorant kademesi son kademeydi beta öncesinde. Şu anda ışıyan olarak değiştirilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yorumlar kısmında belirtin. Ben açıkçası çok sıcak bakmadım. Işıyan hani Türkçe'ye birazcık tam İngilizce'den çevirme gibi duruyor yani ışıyan. Radyanit galiba İngilizce'de. Işıyan olarak mı çevirmişler bilmiyorum. Ve ayrıca derecelde yerleştirmelerde arkadaşlarla birlikte oynarken yaşanan beceri farklılıkları için daha fazla büyük aralık var. Yani önceden atıyorum plat 1 ile e, altın 3 oynayabilirdi. Şimdi silver 1 adam da oynayabilecek gibi. Tam bilmiyorum kıyaslamasını ama daha geniş bir aralık sergilenmiş. Harita güncellemeleri var. Bunları size resimler üzerinden göstereceğim. Örneğin Heaven haritasına gelelim. Heaven haritasında şuraya bir süpürge mi derler artık yok bir yağ fıçısı eklenmiş mesela. Diğer kısma geliyoruz. Burası uzun biliyorsunuz C sayda giderken. Buraya bir taş eklenmiş ve burada böyle bir çıkılacak bir basamak var. Sarmaşıklarla örtülü bir duvar. Buraya da bir blok eklenmiş aynı şekilde. Burası da B yoluna giden kısım. B'nin A tarafına giden bir yere bir varil veya fıçı daha eklenmiş. Artık ne diyorsak Buraya bir soba borusu eklenmiş. Şurada da ufak bir kutu var. Burası da A short bildiğiniz gibi. Bu değişiklikler gerçekten çok köklü değişiklikler. Burası da A short. T tarafı. Buradaki kutu biliyorsunuz daha uzun boyluydu. Onu 60'lar üstteki kutuyu ve buraya pusmaları daha zorlaştırmışlar. T'ye biraz daha avantaj sağlar bu bence. Ama göreceğiz bakalım. Değişik stratejilere yol, açacak, yol açacaktır. Şimdi yeni eklenen Asken haritasına geliyoruz. Zaten çok alışmamıştık. Buradaki değişikliğimizde en çok benim gözüme çarpan ise e, burası A site mi oluyordu? Aynen. A site'a giderken e, burada bir kutu görüyorsunuz. Kutu eklenmiş. Domuz kutusu galiba bu. içinde domuz mu var artık bilmiyorum. Kasabın önüne domuz şey eklenmiş. E, buradaki değişikliği tam fark edemedim. Galiba yine soldaki fıçılardan bahsediyor. Tam hatırlamıyorum çünkü harita yeni olduğu için çok da hafızamda yok açıkçası. Burada da keza aynı şekilde büyük ihtimal fıçıları koymuşlar. Split'e ise bir tane demir eklemişler galiba. Bu kadar mı? Evet Split'e de sadece bu kadar şey eklemişler. Evet Split'teki tek değişiklik buradaki demir artık bunun oyuna ne kadar etkisi olur bilmiyorum. Ama şöyle bir şey olur, belki Jetle veya Rise'da, pardon, Rise'de buraya çıkabiliriz. Ee, o zaman tatlı olur tabii ki. Yaşam kalitesi güncellemesinde ise en büyük olay teslim olma seçeneği getirilmiş. Her takımın yarı başında bir kere oylama hakkı olacakmış ve erken teslim olma oylaması 8. turdan önce yapılamayacak yerinde bir karar. Bu ne kadar iyi oldu biz oyuncular belirleyeceğiz tabii ki. Gerekli bir özellik ama suistimal edilmesi çok kolay bir özellik. Özellikle saçma sapan moral bozukluklarından sonra hemen sur verecek oyuncular için üzücü diyebilirim. İşaretleme denilen olay var. İşaretleme olarak açıklamış Valorant bunu. Ee, biz ateş aldığımızda, mermi yediğimizde bir yavaşlıyoruz. Karakterimiz ölmediği durumlarda adım atmamız kısıtlanıyor. Artık bu efekt daha az kısıtlanacak. Yani 3 oranından 1 oranına düşürülmüş. Eğer duvar arkasından yiyorsak bu atışı %35'ten %25'e düşürülmüş. Yani oyun daha akıcı olmuş. Yani bir mermi yediğiniz zaman kaçma olasılığınız daha fazla olmuş. Çünkü Valorant'ta hata yapma lüksünüz çok yoktu. Bu şekilde biraz daha arttırılmış. Spike'a hücum şu anda tek modumuz ve mod güncellemeleri başlığı altında inceleniyor tabii ki. Yeni küre gelmiş. İzli Mermi küresi tüm takıma 2 kat duvar delme gücü veriyor ve vurduğunuz düşmanı 0.25 saniyeliğine tahminimce soban oku gibi ortaya çıkaracak. Çok güzel bir küreye benziyor ve tur boyunca geçerli olacak. Çok güçlü bir özellik. Hız takviyesi kuvvet savaşıyla değiştirilmiş gerekli özellikler şu kısımda yazıyor. Artık çok detay bunları okumak istemiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Alıştırma modunda birkaç değişiklik var. Jet'in ultisi sıfırlanmıyormuş. Reyna'nın da küresi ortaya çıkmıyormuş. Artık onlar çıkacak. Yani botlarda normal oyuncu vurduğumuz gibi tepki verecek Reyna ve Jet'te. Birkaç performans güncellemeleri var. Burada benim en çok dikkatimi çeken hard disk ile ilgili olan sorunu çözmüşler galiba. Düşük veya kötü hard disk sahibi oyuncular için performans düşüklüğüne neden olan bir hatayı gidermişler. Umarım herkesin FPS'i fırlamıştır. Tek temennim bu. Giderilen bir ton hata var ki oyun yeni çok normal ve bilinen sorunlar demiş. Bunları da en kısa zamanda umarım çözerler arkadaşlar. Bu tür bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi savaşlar.